Doğru. Şimdi Rasip. Söyle hocam. Al yine. Efendim hocam. İddialı bir şey söylesem güler misin? Söyle. Yok, niye gülelim? Çünkü sen neler dedin? Söyle hocam, dinliyoruz. Fenerbahçe'yi son iki maçtır izliyorum. Olympiakos deplasmanı Atina. Aynen. Ve bugün Karagümrük maçı. Futbolu kenara alın. İnsan hayatında Murphy kanunu. Bir takım şeyler iyi gitmeye başladığı vakit iyi gider. Bir takım şeyler kötü gitmeye başladığı vakit uzun süre kötü gider. Mistik devinim diyorum ben buna. Fenerbahçe sezon sonu şampiyon olmuştur. Ya. Müsaade et. Hocam müsaade et. Müsaade et. Bak eyvah diyor. Müsaade edin ya. Bakın bunu nereden anladım. Bakın arkadaşlar. İki maçı ama 18 Mayıs veya 20 Mayıs mistik gecesi devinim. Ben sana böyle yapacağım. Böyle yapıyordun diyeceğim. Hadi geçmiş olsun hocam. Müsaade eder misin? Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Daha ağrını söyleyeyim mi? Hadi Fenerbahçe geçmiş olsun. Daha ağrını söyleyeyim mi? Hocam beni 9 yıl böyle, beni böyle kandırdın. 9 yıl. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Ve bundan sonra 6 hafta futbolun melekleri, ilahları Fenerbahçe'nin yanında. Atina'dan beri Fenerbahçe'nin yanında. Hocam, bu sene şampiyon hocam, Fenerbahçe olacak. Sen mistikçi bir adam oldun. Sen daha bilimsel bakardın hayata. Hayat mistikçidir. Kardeş mistik. Mutasavvuf Ahmet. Ay yazık. Hayat. Yazık Fener'e. Fener gitti. Fener gitti. Şimdi Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Bu tür alay etmeler. Bu tür kafasına vurmalar. Müzikli tasavvuf müziği. Ben bunlara alışayım. Ama 40 yıldır bütün sezon emeklerini bitirdi bu gece. Hayırlı olsun Fener gitti. 40 yıldır futbolun içindeyim. Dinleyelim, dinleyelim. 60 yıldır da hayatın 9 içindeyim. 9 senedir. Ağlıyor. Kesmeyin ama kesmeyin ne olursunuz. Evet hocam. Ve göreceksiniz. Bu hesaplarıma göre mistik devinimde yarın Galatasaray'ın Alanya'da puan kaybetme ihtimali yüksek. Hristiyan müziği çalıyor. Kaybetmeyebilir ama sezon sonunda 25 Mayıs, 26 Mayıs günü burada son gece programı yaparken Abdülkerim hüngür hüngür ağlayacak Fenerbahçe formasıyla. Olamayınca ne olacak? Zevkten. Fenerbahçe olamazsa ne diyeceksin? Öyle bir şey ihtimal yok. Ben 9 yıldır ağlıyorum. Kilisede miyiz ya? Hristiyan kilise müziği çalıyor. Yok size ne? Ne çalarsa çalsın. Papaz Ahmet Çakar. Hayır efendim. Burası farklı kültürlerin, farklı abi seslerin ya olduğu bir yer. Hayır hocam. Sonuç. Antakya gibiyiz biz. Sonuç. Fenerbahçeliler. Rahip Çakar. Ali Koç'tan. Rahip Santoro gibi. 30 milyoncu en küçük Fenerbahçeli'ye sesleniyorum. Şampiyonluğunuz hayırlı uğurlu olsun. Hocam Fatih Er Yılmaz var Fenerbahçeli. Diyor ki Fenerbahçe şampiyon olsun hocaya araba alacağım diyor. Ya ben kimseden... Araba hediye edeceğim diyor. Bir şey edermişsin. Fatih Er Yılmaz. Ben kimseden... Senin adına söz verdim. Ben kimseden pahalı hediye... Araba hediye edeceğim diyor. Bana büyük Fenerbahçe zengin adam bana işte. Bana şey yapsın. Küçük oyuncak araba. Hocam Fatih Er Yılmaz tamam. Söyledi hocaya araba alacağım da hasta Fenerli ya. Devam ediyorum. Fatih Er Yılmaz alacağım ki. Devam ediyorum. Ertan bu ne ya? Lorena McKennett da çalıyor. Arkadaşlar hiçbir şeyi Atina'daki Olympiakos maçı ve bu geceki Karagümrük maçından sonra hiçbir şeyi bu kadar kuvvetli hissetmedim. Fenerbahçe şampiyon oldu diyorum ya. Nereden biliyorsun derseniz bazen hissediyorum bunları. 8 Ocak 2023 günü saat 23.30'da yani bugün. Şimdi şu an Fenerbahçe Galatasaray evinde 3 tane yenilmiş, 3 yemiş, yenilmiş. Fenerbahçe şampiyon olacak. Mesela içimizde ilk olarak kimin öleceğini de biliyorum. Ben mi hocam? Ben. Ben. İlk ben öleceğim. Kim? Sen. Selam Doğan Kilisesi teşekkür ediyorum size. Selam Doğan Kilisesi babası mesaj attı. Oğlum dur bir dakika, ilk önce sen öleceksin dedi bana. Ve Ertem'in büyük bir ihtimalle Ertem Eylül'de seni karanlık görüyor. Sanki yoksun burada. Burada senden daha yavşak. Burada evet. Senden çok daha tuhaf bir adam oturuyor. Ben sen olsun anlamında söylemiyorum. Yanlış anladın. Yanlış anladın. Bu ne? Hocam genç Ertem. Nasıl ben hissettiklerimi söyleyeyim. Rasim, Ertem birkaç yıl içinde başına öyle büyük bir iş gelecek ki doğduğuna pişman olacaksın. İşlerimi söylüyorum. Kim hocam? Rasim için. Ertem Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Helvanı yiyeceğiz. Ben öldüm mü hocam? Senin kızın Sena. Öyle iyi bir izdivaç yapacak ki. Onların iyi olduğunu söylüyor. Hissediyorum ya. Hissediyorum. Bak hissettim şu anda. Papa Zahmet Çakar. Ama senin 2-3 sene içinde en geç başına çok büyük bir iş gelecek Rasim.
Allah korusun. Hayır, temenni etmiyorum asla. Kralı geldi büyük işte. Asla, asla temenni etmiyorum. Kralı geldi, kralı. Asla. Ne söyle, söyle bakayım ne gösterdin? Valla Apo abimin zaten başına kötü bir şey geldi. Fener şampiyonluk yine gitti. Ya evet, baş. Yani beni sevgili Galatasaray'a geldi şampiyonluk. Gitti 10 sene oldu. Sevgili Galatasaraylılar, bana kızabilirsiniz. Ama ben içimde bir şeyi hiç gizli tutamam. Şu anda Galatasaray sevinçten havalara zıplıyor hocam. Şu an kutlamalar başladı Beyoğlu'nda. Yarın gece 24 saat sonra bir Akdeniz akşamı, ılık bir bahar gecesi. Belki de Galatasaray için sonun başlangıcı olacak. Turuncu formalı Alanya Spor. Yazsanıza İlgi Ertem ölecek diye. Öldürdü beni. Yarın gece Galatasaray Allah için kötü bir gece. Sen de Ertem ya. Burası. Evet. Allah korusun beni. Bu kadar. Abi hakikaten katedralde miyiz? Stüdyoda mıyız? Beyaz TV stüdyolarında mıyız? Katedralde miyiz? Bu abi ne olacak? Vaftiz edecek biraz. Selam Tuhan Kilisesi'nden mesajlar yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Gülcenin Bey'i kiliseye bekliyoruz diye. Ben camiden başka bir yere gideceğim. Selam Tuhan Kilisesi. Ahmet Hocam. Ahmet Hocam her pazar geliyor. Kendisine şükranlarımı istiyoruz diye. Hocam o Hristiyan abi. Ahmet Hocam. Her yere gidiyor. Hocam gidemez miyiz? Hepsi de Allah'a yere gideriz kardeşim. Sinagoga'da gideriz. Kiliseye de gideriz. Camiye de gideriz. Kiliseye de gideriz. Cemevine de gideriz. Her yere gideriz. Kiliseye affedersiniz. Ne okuyacağım? Her yere. Cahil Ertem! Küldürlerdi. Gideriz. Kiliseye ibadet olarak gidecek hali yok ama ziyarete gideriz hocam. Ben elhamdülillah Müslümanım. Camiye giderim. İbadetimi yaparım. Göründü. Sesi versin. Bandik. Bandik. Çakarım. Patrik Çakar! Patrik Çakar! Ekrana getir, müziği ver. Bir şey yapacağım ama kaldırmaz Türkiye. Bir espri yapacağım ama kaldırmaz. Bir daha. Mesela ben burada İstavros çıkartıyormuşum. Ayıp oldu. Hocam bak. Hocam bir daha söylesene. Türkiye. Şampiyon Fenerbahçe mi? Tekrar söylüyorum. Hocam sana... Ya Patrik! Patrik! Sinan abi! Sinan abi! O kadar olmuş ki! Fakat çok da yakışmış biliyor musun? Ertem yapmayın, valla yapmayın. Tamam, kaldırın abi. Ahmet hocama yapmayın böyle şeyleri. Niye yapmayın? Patrik Bartolomu'yu yapmayın. Yok abi ya. Boş verin, imam sarık taksanıza, imam yapsanız hocamı ya. Patrik Çakaramu. Tamam da adam Müslüman, adamı imam kıyafetini koymuyorsunuz, adamı papaz yaptınız ya. Patrik, Patrik! Ne olacak? Papaz yedek ne olacak? Belki Ahmet hoca. Belki Ahmet hoca. Belki Hüsyan. Bravo vallahi. Ben Türkçe Hüsyan kardeşinize selam burada. Türkçe Hüsyan kardeşinize. Efendim? Türkçe kazasını sağ. Dur Allah aşkına. Hüsyan olsun kardeşim. Şimdi Sayın Ali Koç. Kardeşim tamam da adam Allah zorla Sayın Ali Koç. Yapacaksınız ya. Sevgili kardeşim. Hocam dur. Papaz ekranda olsun arkasından. Abi Patrik. Tam ekran ben arkasından konuşuyorum. Hocam bak kayıt. Dur. Evet dur. Hepimiz aynı ekrandan Ahmet Hocam. Papaz ekranda dursun. Hocam dur kilise papazı değil. Evet hocam konuşsana. Sevgili Ali Koç. Canım kardeşim İsmail Kartal. Cekosundan Limakoviç'ine, o sayesinden Ferdi'sine. Şampiyonluğunuz kutlu, uğurlu olsun. Sezon sonunda şampiyon olduktan sonra bana gelin, günah çıkartalım. Hocam reklama pas atar mısınız? Sevgili arkadaşlar. Saygıdeğer beyefendiler ve hanımefendiler. Beyaz TV, Beyaz Futbol reklama gidiyor. Hoşçakalın. Patrik Bartolomeo'dan mesaj var. Benimle Ahmet Çakar dalga geçiyor. Bütün Rum cemaatinden özür dilesin. Ya ben kimseye dalga geçmiyorum. Hadi be. İstanbul Rum cemaatinden özür diliyor hocam.